Türkiye uzay yolcusuna isim arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Astronot yerine sokaktan siyasete çok sayıda öneri geldi ama son kararı TDK verecek. TDK'da da astronot toplantısı vardı. İşte o toplantının detaylarını arkadaşımız Abdülbaki açık göz aktaracak. Hiç vakit kaybetmeyelim. Abdülbaki sözü sana bırakalım. Ahmet Görmez Türkiye'nin uzay yolcusuna isim arayışı sürüyor. Senin de bahsettiğin üzere hem vatandaşlardan öneriler geliyor hem de bu konuda bazı kurumlara görev düşüyor. O kurumlardan birisi de Türk Dil Kurumu en güzel ismi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu, Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Sevin ilk olarak isim belirleme çalışmaları kapsamında Türkiye Uzay Ajansı'ndaki yetkililer, yetkililerle görüştük bugün gün içerisinde ve o görüşmede çalışma takvimi üzerinde duruldu. En doğru isim önerisinin ortaya çıkartılması için Türk Dil Kurumu Başkanı bundan sonraki durağa Türkiye Bilimler Akademisi olacak ve Ardındansa 3 kurum bir araya gelecek isim çalışması üzerine Türk Dil Kurumu, Türkiye Uzay Ajansı ve Türkiye Bilimler Akademisi bir araya gelerek isim önerisi ortaya çıkartılacak. Tabii ki bu süreçte Türk Dil Kurumu vatandaşlardan gelen önerileri de hem kendi sitesi üzerinden hem de sosyal medya üzerinden an be an takip ediyor olacak. Kurumsal anlamda isim belirleme çalışması sürerken vatandaşlardan da öneriler geldi dedik. En dikkat çeken önerileri aktarmak istiyorum. O, öneriler arasında Caca Bey, Göksu, Gökreis, Göktürk, Gökay, Türkay, Türkonot, Gökmen, Uzay İnsanı, Alparslan, Fatih Akıncı gibi öneriler mevcut. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı tamamladıktan sonra Türk Dil Kurumu'nun astronot kelimesi yerine hangi kelimenin kullanılacağı üzerine bir açıklama yapması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.